Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tantu. Borsa Teknik'le yeni bir haftayı başlatıyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Ve yurt dışı piyasalara baktığımızda aslında sabah saatlerinde yeşil bir başlangıç yaptık. Ve Borsa İstanbul'da da bugün pozitif bir başlangıç yaptık. Fakat yurt dışı piyasalar eksiye geçti. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul negatif ayrışmıştı. Bugün de pozitif ayrıştığımızı söyleyebilirim. Şimdi fiyatlara bakacağız. Ardından da her pazartesi olduğu gibi stratejist Ahmet Mergen, Bay Teknik bizlerle olacak. An itibariyle %0,34'lük primle 98.180 seviyesindeyiz Borsa İstanbul'da. Dolar TL önemli seviyelerde. Geçtiğimiz hafta tarihi zirveyi test etmiştik. 7.24'lerden dönüş başladı. 7.07.51 seviyesindeyiz. %0,36'lık değer kazanımı var. TL'de 7.07 bizim için önemli. Birazdan da teknik analizini zaten konuşuyor olacağız. Evet, dönelim şimdi gram altına bakalım. 386 liralarda %0,50'lik bir geri çekilme var. Özellikle kurdaki geri çekilme gram altında 386 liraya çekmiş oldu. Türkiye 2 yıllıkları %9,06, Türkiye 10 yıllıkları ise %13 seviyelerinde. Dolar endeksi yeniden 100 seviyesinin üzerinde, 100,06'larda. Bununla birlikte diğer para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti. 1,0817'ye çekilen euro dolar, pound dolar ise 1,2314'lere çekildi. Dolar yen 107,26, dolar İsviçre frangı ise 0,9724 seviyelerinde. Kıymetli metallerde sabah tablo yeşildi ama an itibariyle baktığımızda orada görüntünün kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Ons altın 1700 dolara düşerken ons gümüş ise 15 dolar 50 sent seviyelerindeydi sabah. Baktığımızda tablo 15 dolar 44 sent seviyesini gösteriyor. Palladium da sabah primliydi. %0,64'lük düşüşle 1881 dolara kadar düştü. Platin 769 dolarlarda, bakır ise 2 dolar 40 sent seviyesindeydi. Sabah saatlerinde 2 dolar 36 sent seviyesine kadar geri çekilmiş oldu. Asya borsaları bugünü karışık tamamladı. Çin Şangay Kompozit'i yatay bir kapanış gerçekleştirirken Japonya Nikkei Endeksi %1 primliydi. Bugün Hong Kong Hang Seng ise %1,5'luk primle 24.602 seviyesinden günü kapattı. Güney Kore Kospi sabah saatlerine negatif ayrışan endeks oldu. 1935 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hindistan Sensex ise %0,26'lık düşüşle 31.561 seviyesinden günü sonlandırdı. Tablo Avrupa borsalarında da negatif. Eurostoxx 50 endeks gösterge %0,93'lük düşüşle 2886 seviyesinde. Almanya DAX 10842 seviyesine kadar geri çekildi. Fransa CAC ise %1'in üzerinde kayıpla 4489 seviyesinde. İngiltere FTSE bugün pozitif ayrışan taraf, %0,42'lik bir prim var. İspanya IBEX ise %0,62'lik düşüşle 6718 seviyesinde. Ve son olarak ABD vadelilere bakıyoruz. Sabah saatlerinde ABD vadelilere baktığımızda orada da tablo %1'e yakın pozitifti. Fakat eksiye döndü. Dow Jones vadeli %0,60'lık düşüşle 24.160 seviyesinde. Bununla birlikte gözlerimiz volatilite endeksi aslında, korku endeksinde yani. Korku endeksi 30 seviyesini uzun bir süreden sonra 30 seviyesinin altında görmüştü. %7'lik yükselişle 29.91 yaklaşık olarak tekrar 30 seviyesine yükseldi. Yani birazcık daha dünyada korku hakim bugün. Bu da piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. S&P 500 vadeli ise %0,76'lık düşüşle 2909 seviyesinde. Nasdaq vadeliye baktığımızda son olarak orada 2020'den beri kayıpları tamamladığını söylemiştik özellikle Nasdaq'ın. %0,37 daha temkinli bir düşüş var. 9190 seviyesinde Nasdaq endeksi. Evet, piyasadaki fiyatlamalara baktık. Haftanın ilk işlem gününde geçen hafta negatif ayrışan Borsa İstanbul'un bugün diğer piyasalara göre pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Ve sözü Ahmet Mergen'e bırakalım. Borsa yorumunu ondan dinleyelim efendim. Ve Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her pazartesi, çarşamba ve cuma olduğu gibi Bay Teknik zamanı diyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi günler herkese. Teşekkür ediyorum. Yüzünüz gülüyor, hafta sonu hava aldınız. Tabii iyi geldi mi hocam? Vallahi moda zaten
Emekliler Kenti. Kenti. Yani Kediler İmparatorluğu'nun İstanbul'daki en büyük yeri, yani kapital, başkenti diyeyim. Doğru. Emekliler de çok. Saat 11'e kadar yukarıdan bakıyoruz böyle. Kimse yok. 11'den diye anda bir anda herkes dışarıda, herkes bir kalabalık. Yani hurra diye kendisini attı. 65'lik ihtiyarlar, pardon, 65'liğin üzerindeki gençler. Gençler hocam. Bir anda çıktı sokağa. Yani bakıyoruz biz de yani şey olarak 65'in üzerinde olanlar vallahi bu kurallara falan en çok uyanlar. Doğru söylüyorsunuz. Yani evde kal deniliyor, evde kalıyorlar, çıkmıyorlar, etmiyorlar falan filan. Yani kurallar. Demek ki hayat tatlı kardeşim. Yani öyle görünüyor. İkinci baharda öyle demek ki hocam. Yani öte yandan da baktığın zaman işte bazılarının yanında tabii yardımcıları oluyor. Yani çocukları falan oluyor. Bazıları yürüyemiyor. Bastonla bile ite kaka yürüyor. Onların yanında birileri vardı falan. Öyle bir enteresan artık. Şimdi eskiden karşıdan karşıya insanlar birbirini gördüğü zaman şey olarak mesafeye falan pek dikkat edilmezdi. Şimdi herkes karşıdan birbirini görüyor böyle. Biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Arada böyle 2 metre falan alıyor. Yani millet birbirini açıktan geçiyor. Açıktan geçiyor. Aynen öyle, doğrusu. Aman bir şey olur bana gibilerden. Vallahi ben de koronaya karşı diren moda diyorum yani. Moda direniyor hala. Yani o dışarıya çıkmıyor, etmiyor. Kurallara uyuyor. Bakalım bunun sonu nerede bitecek? Güzel bitecek inşallah. Şimdi biraz gevşemeler oluyor. Gevşeme konusunda yani fazla gevşememek lazım. Bence hükümet veya yani yetkililer ellerindeki o kızılcık sopasını bırakmamaları lazım. Çünkü lafla bu iş olmuyor. O bir doğru, kere kesin. Yani lütfen falan filan da bu iş olmuyor. Yani canı acımadan bizim millet bir şeyi öğrenmiyor. Tıpkı borsadaki gibi. Ya kardeşim şuraya girme. Bak bu kadar çıktı. Buraya atlama. Şunu yapma, bunu yapma. Yok, illa oraya bir girecek. O arı onu bir sokacak. Orada bir canı acıyacak. Cıs olacak. Ondan sonra belki aklına başına gelir. Bazılarının aklına 5 kere falan arı sokmasına rağmen gelmiyor. Gene oralarda dolanıp duruyor. O tip yerlerde. En de sonunda öğrenecekler. Yani hocam bir izleyenimiz de yazmış, siz de belki görmüşsünüzdür bugün. Hakikaten ben de üzülerek baktım ama AVM'lerde kuyruk oluşmuş içeri girmek için. İyi. Ya onu da şöyle düşünüyorum. Yani şimdi AVM konusunda ne diyorlar? En büyük tehlike neymiş? Klima. Klima. Klimalar çok önemli. Ya hayatınızda klima mı vardı? Yani millet ne kadar da çok rahata alıştı. Yani içeri girecek klimalı mlimalı. Peki neymiş? İçerideki havayı tekrar geri veriyor. Yani dışarıdakinle karıştırıp geri veriyor. Vermesin kardeşim. Camları pencereleri açın. Yani üstten kuşlar muşlar girmiyorsa diye bir tel takılır. Bizim aydınlık öyle. Kuşlar girmesin diye tel var üzerinde. Yani doğru, açın. Yani bunun her şeyin bir çözümü var. Yani hastalığı yayacak bir şeyse bu klima, kullanılmayacak. Yani kapı pencere açılacak, tavanlar açılacak, AVM'nin havalandırma bir sürü yeri var. Onlar açılır mı açılır, biraz da millet sıkıntı çeker. Yani sıcaksa sıcak. O zaman gitmeyeceksin. Yani lüks, hem şatafat olacak. Gene millet eskiye dönmeye çalışıyor, biliyor musun, böyle çaktırmadan. Evet. Eski yani, normalimizi işte, ama henüz hazır değiliz aslında. Ölü sayısı biraz azaldı, tamam bitti havasındalar. Gaza geldik yani. Tabii ama yani bu kadar tedbirlere falan filan bağlı olarak belli bir oranda tutulabiliyor ölü sayısı da. Yani insanlar bazı şeyleri görmedikçe inanmazlar. Yani filmlerde de öyledir. Ellerinde işte silah. Bataküte oradan atlar, sıçrar, 10 kişiyi öldürür. Öteki tarafta elinde şeyi var, PlayStation gibi şeyi vardır. Yani ileri gider, çubuk var falan. Ondan işte drone'u kaldırıyor, orayı bombalıyor. Çok güzel. Yani o ekranda o işler güzel de. Gel bakayım kardeşim, sen gerçek şuraya atayım hayata, seni sahaya. O tellerin altına sen bir gir bakayım. Ben de üzerine sana bir
birkaç mermi göndereyim taka 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 taka. Bakalım canlı mermilerin etrafında komandolar böyle yetişiyor. Sat evet. Komandoları falan. Hadi bakalım o zaman göreyim bakayım ne kadar cengaversin. O zaman tırsar. Bu da böyledir yani. Genelde bu işler böyle bıraktığın zaman herkes cengaver. Aman bize bir şey olmaz falan. Vallahi kardeşim hastaneden anlatılanlar yani yoğun bakımda falan çok eziyet çekiliyor yani. Öyle kurtulanlar da bayağı eziyet çekerek yani tekrar hayata geri dönüyor. Onlar anlatıyor. Biraz daha dikkatli olmamızda yarar var. Yani yararlı olacak çünkü ekonomi açıdan da yararlı olacak. İnsanlar artık işe dönmek zorunda. Yani maskeler takılacak. İşte belli bir miktarda arada mesafe olacak falan filan. Yani hem normale dönerken çok daha dikkatli bir şekilde normale dönebiliriz. Ama çok eski günler gibi olmayabilir bir süre. Ha, aşı bulunur, ilaç bulunur. O zaman vur patlasın çal oynasına tekrar geri dönersiniz. Burada da son zamanlarda biraz bir sıkıntı var. Doğru. Sıkıntı 103 bin civarındaki 50 gün şeylik haftalık ortalamada. Yani son bir senenin ortalaması 103 bine geldi. Orası yukarıya bırakmıyor endeksi. Onun yukarıya gidebilmesi için endeksin yani 3-5 kağıtta olacak iş değil. Yani böyle bir buradan 3000-4000 puanlık hani böyle bankalar falan her şey katılıyor ya böyle bir patlama oluyor. Öyle bir gün lazım ki tekrar ortalamanın üzerine iyi bir şekilde çıkabilsin bu endeks. Ve daha yukarılara gidebilmek için bir ateşleme lazım. Bakıyorsun kağıtların çoğunda pek o kadar bir numara yok. İşte biraz Petkim zorladılar. Ha ne olur belki Aselsan, Türk Hava Yolları falan Petkim işte biraz tüpraş yani öyle bir zorlama olur. Ama bankalar arkadan gelmiyorsa Şişev şu bu falan bunlar takılmıyorsa peşlerine burada böyle bir sürüncemede kaldı burası. Aşağı tarafta 98 yukarı tarafta 102 bin 4000 puanlık bir alana sıkıştı. Ben 98'in altında pek rahat etmem. Yani ne yaparsın? Valla bu kişiden kişiye değişir. 102 binin üzerine tekrar endeks çıktığı zaman hisse senedine dönüp alabiliyorsan, varsa sende öyle bir kabiliyet, hı hı. Yok ya 98'e sattım şimdi 102.500'e ben mal alamam. Bunu diyorsan o zaman iş başka. O zaman oturduğun yerde belki uzun vadeli yatırımcısındır. Yok onu yapabiliyorsan en azından burada kredili kalmamak lazım. 98'ine 98 civarına patlatırsın. Aşağıda 94'ü beklersin belki. Nasıl oluyor diye. Gelmedi. 98'de sen patlattın. Genelde çoğu zaman öyle olur. Sen verirsin ondan sonra yukarı gider. Gitsin. Yani uçup kaçacak bir hal mi var Allah'ını seversen? Yani buradan 3 günde 124 bine mi gidecek bu endeks? Yok. Gitse şimdiye kadar giderdi. Ne tutuyor ki yani? Onun için burada biraz daha kendine göre bir strateji uygulamalı yatırımcı. Hisselerin çoğunu verdiği zaman, gece eve gittiği zaman uyuyamaz. Yani ya yarın bugün sattığı kağıt %10 yukarıdan açarsa, ya bugünlerde öyle bir moda var. Bataküte sabahın köründe her şey %10 oluyor. Bir sürü kağıt. Oluyor da. 2 gün sonra da %10 eksi tarafta yazıyor. Yani o da biraz fazla bir oynaklık ya. Yani ne oldu da kağıda 2 gün önce yukarıda, 2 gün sonra %10 aşağıda? Belli ki spekülatif bir hareket. Birileri orada şişman parmaklar yani devreye giriyor demektir. Kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. 102 binin üzerinde endeks nereye kadar gidebilir? Zorlarlarsa 108-110 bin arasındaki boşluğu kapatmak için oraya doğru tırmanabilir. Ben yani kredili mal taşıma ben olsam. Ama siz ne yaparsınız bilemem. Buradan yatırımcıya tavsiye de vermiyorum. Ben şöyle yaparım. Ben bu kendi fikrim yapabilirim ama sen yapmak zorunda değilsin. Ben Fareli Köy'ün kavalcısı değilim. Yani ben kavalı öttürdüğüm zaman hurra diye herkes benim ne yapıyorsa onu yapmak zorunda değil. Yapsalar belki zengin olurlardı. Kendi kafalarına göre
düzgün bir şekilde takılsalardı. E demek ki o da olmuyor. Ama bir anda da ortalıktan yok olmamak lazım. Yani burada bütün parayı da kaybetmemek lazım paldır küldür. Her şeyin bir stopunu, zararı %5 civarında tut derim. Kabul görür görmez kişiye bağlı. Ama dediğim gibi 98'in altına doğru giderken ben en azından elimde bir şey varsa bunun minimum %50'sini bırakırım kardeşim. Ha, 102.000'in üzerinde tekrar alırım. Alırım. 10 liraya sattığımı 11 liradan alırım. Ya alırım. 15 liraya, 20 liraya doğru, 17 liraya doğru gidecekse alırım kardeşim. Daha yukarıya gideceğine inanıyorsam alırım tabii. Bu sefer 11'e alırım, 15'e satarım. 12'ye alırım, 14'e satarım diye düşünmek lazım. Yani ben şahsen en büyük problemler burada kredilerde oluyor. Yani mesela işte 116, 110, 120 binin altına doğru giderken 116, 117'den kopma sırasında kredide kaldığınız anda 83, 82 bine kadar yaşanan o düşüşte birçok hesap pat diye de kapanır. O kadar basit. Sırf kredi yüzünden, kredili mal taşımaktan. Burada da ortalama kırmızı 97.990'da. 20 günlük ortalama. Bunun altına sarktığı zaman, yeşilin üzerine çıktığı zaman tekrar olumlu hale gelir. Yani 99.350, 99.400 değil. Böyle bir strateji. Geçelim. Geçelim. Altını konuşacağız şimdi hocam. Sabah yine bir kıpırtı vardı ama yine satış yedi altın. Burada 1700'ün altına doğru bir kayma yaşandı. Sabah bugün öğlene kadar. 1670'in altına inmedi. 1600 kaç? 90'larda falan kaldı galiba. Şu anda 98 mi öyle bir şey? 99 çalışıyor hocam. Evet, 1700'ün altında. Yani buradaki üçgen hala sıkışıyor. Bir tarafa doğru bir kopma yaşanacak. Bu kopma sonucu üçgenin kalınlığı 47 artı 30'da oradan 77 falan 80 dolar. Kopma yerinden itibaren yukarı koparsa genel olarak 80 dolarlık bir hareket gerçekleşir diye bakmak lazım. 1720'den koparsa 1800 dolara gidiyor demektir. Aşağı yönde de yani 1680'den 90'dan kopuyorsa anlayın ki 1600'e doğru gidiyor demektir aşağı taraf. Yani aşağı tarafta ne tutar? Burada bir ortalama var, o tutar. 1660 civarında. 50 günlük ortalama var. Şu anda kırmızının altına doğru bir gitti geldi. Yani 20 günlük ortalamayı alt tarafa doğru bir deldi. Demek ki 20 günlük ortalama pek o kadar sağlam bir durumda değil. Yani yakında bir ara 50 günlük ortalamayı da deneme durumu ihtimali artar. Geçelim. Geçelim. O zaman sırada gümüş var hocam. Yine 15.50'nin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Yani burası 15'in üzerine bir çıktı falan filan. Oralarda dolaşıyordu. Kaçtı? 15.04 mu? 15.41 hocam. 15.50'nin üzerini gördü ama yine altına sarktı. 15.40. Ya fena değil. Yani bu 15.25-30'un üzerinde kaldığı sürece hala şu 15.84 ve 14.54 çanağının tamamlanma ihtimali 15.84'e doğru giderek tamamlanma ihtimali devam ediyor. Sol tarafta 15.60 vardı. Orayı 15.64'te geçti. Biraz düzeltiyor. Bence bir konsolidasyon alanı içinde. Yani fiyat alıcı ile satıcı arasında bir mücadele yaşanıyor. Burada bir dengelendi. 15.64 geçilirse 20 kuruş daha gider. Yani 20 sent. 15.84 ve hatta kaptırırsa kendisini 16.30, 16.40'lara doğru yolculuk olabilir. 16.50'nin üzeri biraz zor. Çünkü çok mal kaldı 16.50 ile 19 arasında. O 2,5 dolarlık alanda. Oradan 16.5'un altına gidince eldeki mallar kaldı. 11.5'a doğru gelen bir gümüş fiyatı da çok ucuzdu. Oradan toparladılar. Görüntü itibariyle 14.5 bunun dibi gibi. Ama şu anda 15.30'un üzerinde kaldığı sürece 15.30, 15.64. Nedir buradaki fark? 34 kuruş. Hadi 15.34 diyelim ki 30 kuruş olsun. 30 kuruş üzerine koyarsan
15.94. Demek ki 15.84'ü geçme gibi bir ihtimal olabilir. Bu sıkışma alanından yukarı doğru koparsa. Geçelim. Geçelim o zaman hemen petrole bakalım hocam. Ya petrolde böyle baktığın zaman uzun vadeli bir tobo var gibi gözüküyor. 15 dolarla 35 dolar arasında günlükte. Sanki sağ omuzu üzerinde bir çalışma var gibi ama onun gerçekleşebilmesi için petrolün 31,5-32 dolar civarındaki o 50 günlük ortalamanın üzerine çıkması lazım. Bu 15 dakikalık bir grafik, Forex piyasası gibi hızlı bir yer. 30-16'da direnç var, 29-31'de destek var. Fiyat hala 29-31'in üzerinde diye biliyorum şu anda. 30-16 geçilirse yukarı yöndeki hareket 30-97-31'e doğru gidebilir. 31'de iki tane tepe yaptı 30-90-30-97'lerde. Demek ki üst tarafta 31'e yaklaşırken bir sıkıntı var. Aşağı tarafta da genelde 28 lira dolar civarında bir şey geliyor, destek geliyor. Bu 3 dolarlık alan yukarı koparsa 34, aşağı koparsa 25 dolara doğru gider. Ama daha bu işin kopması için biraz daha vakit var gibi gözüküyor bana. Yukarı tarafta 30,5-31 civarındaki o 50 günlük ortalama en büyük dert. O geliyor. Buraya şeyi tıkamaya, bu çıkışı. Oraya doğru yanaştıkça satıcı geliyor. Ama ne olacak? ekonomiler bu normale dönüşle biraz toparlarsa, üretim biraz kısılırsa, petrole olan ihtiyaç tabii daha da artacaktır. Rusya, OPEC, Suudi Arabistan, yani buradaki gürültü patırtı biraz durulursa, fiyat üzerindeki siyasi baskı kurma teşebbüsleri biraz durulursa, yani o stoplanırsa, ya artık bu kadar da indirmeyelim fiyatı gibi bir anlaşmaya varılırsa, o zaman fiyatta yukarı yönde hareket gerçekleşir. Geçelim. Geçelim hocam. Vallahi bitcoinciler biraz üzgün hocam. Çünkü çok sert bir satış oldu hakikaten. 10 bin doların üzerine yerleşir mi derken soluğu 8800'lerde, 8 bin dolarlarda aldılar hakikaten. Evet. Devreye mi giriyoruz? Yok, devreye giriyor muyuz? Sevgili yönetmenime de soruyorum ama Bitcoin'i konuşacağız herhalde. 2 dakikamız varmış hocam. Bitcoin'i yetiştiririz bence. Hisselerde yani 10 bin dolar civarından satış geldi. 9.999, manidar bir rakam burada, 4 tane 9. Yani data öyle gösterdi. Destek nerede? 8.000'de. Yani 50 günlük ortalamanın olduğu yerde. Çünkü 20 biraz şüpheli. Tutar mı tutmaz mı diye. Yani burada 3.763 değil ama 5.000, 10.000 çanağı yukarı yönde katlanabilir. Yalnız burada bir tane sağ omuz lazım. Yani sağ tarafta 7500-8500 aralığında biraz çalışıp bir dip daha yapıp oradan tekrar yukarı doğru hamle ve 10.000'in geçilmesi lazım. Geçildiği zaman ne olur? Geçildiği zaman 11.250, işte 12.500, 14.000'e kadar aradaki tepeleri yoklaya yoklaya yukarı yönde harekete devam edebilir. 7.500'ün altı sıkıntılı olur. Uzar iş yani. Evet, devre arasına gidelim madem öyle. O zaman devre arasına gidelim hocam. 1,5 dakikamız varmış ama ben sanki hocam tamam. Bir şişeye bakarız gibime geliyor. Şişe de bu arada geçtiğimiz haftadan beri işlem görmeyi unuttu sanırım. Bir haftadır aynı fiyatta. Vallahi orada bu birleşme, şu bu falan herkes soruyor. Bilmiyorum, herkes bir şey anladı mı bu işten? Yani ne olur ne biter? Anadolu cam, işte Trakya cam, satsak mı, katılsak mı, soda, ne yapsam, ne etsem. Of, valla büyük yatırımcı karar versin kardeşim. Ben de bilmiyorum ne olup ne biteceğini. Yani bütün bu güruhun bir araya geldikten sonraki performansı ne olur, ne biter. Hakikaten iyi olması beklenir ama iyi olur mu, onu bilemem. Yani onu kimse bilemez.
Bir görelim bakalım ne oluyor. Ha, iyi bir hareketler devam ediyorsa tekrar gelinir, alınır. Yok, hantallaşacaksa burası, daha başka öteki şirketlerin de girmesiyle, o zaman hasta la vista baby. Bize eyvallah. Sabah oyuncular için 5.31 direnç, 4.76 destek. 50 günlük ortalama 4.70'te. Demek ki oralarda bir yerde. Kırmızı 20 günlük 4.78'de. Demek ki 4.70-4.78 arası bir destek var. 4.70'in altı stop. Buralarda alınıp da yukarı yönde harekette 5.31'e yaklaşırken satış gelecek. Sen de satacaksın tradersan. Ha, malın yarısını satarsın. 5.31 geçilir. 5.50'ye gider. Orada da geri kalanını satarsın. Bu sefer alışa 5.30'a girersin. Çünkü 5.31 5.30 geçildi ya. Orası artık geri dönüşte destek olur. Direnç desteğe dönüşür. Böyle bir konum var. Biraz daha uzayacak gibi geliyor bana. Yani 3.48 baş, 3.86 sol omuz, sağ tarafta bir tane daha dip sağ omuzu arayacak gibi geliyor bana. O da biraz zaman alacak diyorsunuz hocam. Evet, tabii. Evet, o zaman kısa bir araya gidelim. Sonra kaldığımız yerden merak ettiğiniz birçok hisse vardı. Dönüşümüz emlak konutla olacak. Kısa bir ara. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ekotürk Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'in sunduğu imzaya konuk oluyor. Demircan, salgın döneminde dijital ortama taşınan kültür sanat faaliyetlerini, yeni projelerini, kültür ve turizmin salgın sonrası yeni normallerini canlı yayında değerlendiriyor. İmza yarın akşam 20.30'da Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te. Biz buradayız. Ama siz sokakları, toplu taşıma araçlarını, kısaca bir arada bulunduğunuz tüm sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız, hastaneler de o kadar boş kalacak. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Bu salı BİM'de 10 kilogram Rinso toz deterjan 39 lira 90 kuruş. Veet tüy alıcı ve şekillendirici tıraş makinesi 39 lira 90 kuruş. Temizlik ve bakım için daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı BİM'de.
Ve Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şişeye baktık. Dönüyoruz şimdi. Emlak konut sorulmuştu. Emlak konutla devam ediyoruz. İyi, hadi bakalım. 1.24'tü bugün. Yine kopamadı diyorsunuz. Kopamadı. Gene yatırımcıyı fıtık etmekle meşgul. Yani 3 liradan beri, 3.25'ten, 3 oralardan beri bir çöktü. Çöküş o çöktü. Çöküş. Yani Türk kahvesinin tortusu gibi, yani aşağıda böyle kalır ya kahve içtikten sonra, aynı onun gibi. Dibe çökeldi, kaldı. Yani yukarı yönde 1.77 iyiydi. Hadi dedik 2'ye gidiyor galiba. Yatırımcı biraz kendine gelir. Valla oradan zaten tam kendine geliyordu. Borsa bu sefer gitti aşağıya. Borsa gidince bu da gitti aşağıya. Yani 1.04'ten 1.28, 1.28, 1.21 aralığı buralarda dolanıp duruyor. Hareketli ortalama 1.22'de onun biraz üzerinde seyrediyoruz. 1.22'nin altına bir daha kayarsa, 1.21'in de altına kayarsa işi uzar bunun. 1.17 tutar mı tutmaz mı? Of of. Bunun biraz kendine gelebilmesi için 1.26 hatta 1.28'teki önce 1.26 50 günlük ortalamayı, sonra da 1.28'deki tepeyi geçmesi lazım ki hiç olmazsa 1.40-1.45'e doğru bir yolculuk başlasın. Sabır diliyorum ben vallahi buradaki yatırımcıya. Geçelim. Geçelim. Mevlana gibi olması lazım insanların. Hakikaten. Şimdi Sasa'ya bakalım o zaman. İşte Sasa ve EKGO. Sasa'ya geldin mi? İşler böyle gün içinde bir gidiyor bir geliyor. Oo, yani yeri geldiğinde atraksiyon çok fazla burada. Yani gidiş gelişler, yukarı doğru aşağı doğru hareketler falan. Şuraya bak. 4.87, 9.89. Oradan 8.15, 8.15'ten tekrar 9.89'a gider gibi yapıp 9.74'te satıcı geldi. Şimdi oradan gelen satıcıyı nerede karşılarız? 8.72'deki 20 günlük ortalamada. O kırılırsa aşağı, bu sefer 8.35'teki 50 günlük ortalama destek olur. Yani alıcılar bu sefer oraya bakar. Alış için düşündükleri fiyat olarak. Şimdilik kırmızının üzerinde. Yani ne yapacağız o zaman? Demek ki 8.15, 9.74, 9.75 desek 1 lira 60 kuruşluk bir alan. Bu alanın dışına 9.74'ün üzerine gidildiği takdirde satıcılar buradaki ortadan kalkıyor demektir. Alıcılar tarafından kaldırılıyor. O zaman fiyat 10.29 ve 10.69, iki tane tepeler var orada. Yani 10 liranın üzerine doğru hamle yapacak demektir. Acaba oradaki tepeleri geçebilir miyiz diye. Geçer geçemez. Oraya geldiğimiz zaman bakacağız. Bazen senet geçecek gibi olur. Piyasa müsaade etmez. O da ayrı bir mesele. Geçelim. 8.15'in altı sıkıntılı olur. Geçelim hocam. O zaman Koç Holding bakalım. Evet, sormuşlar. Koç Holding'de 14.53 ve 16.19 arasında alçalan bir üçgen oluştu. Bugün biraz yukarıdaydı. Gene yukarıda mı bakayım? Evet ama 2 kuruş. 14.98, 99 çalışıyor hocam. 6 liralık kağıttan. Hikaye. 14.53'ün altına kaymasın kardeşim. Onun altına kayarsa alçalan üçgen gibi görüntü fiyatı tekrar 14 ve altına doğru sürükleyebilir. Satıcı demek ki güçlü geliyor demektir. 14.53'teki alıcı gücünü gösteremedi. O satışları karşılayamadı demektir. Yukarı yönde 16-19'dan çekilen bir sonraki tepeden geçen o çizgiye bakmak lazım. Yani üçgenin öteki tarafındaki kenara. Orası yukarı yönde geçilirse fiyat tarafından ve 50 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa fiyat, yani 15-40'ın, o zaman yukarı yönde hareket alıcı geliyor demektir. Yukarı yöndeki harekete katılınır. Nereye kadar? Traderler 16-19'a veya bir kısmı 16-19'da satmak için, bir kısmında da 16-19'un üzerinde yukarıya biraz daha taşımak için hisse alabilirler traderler. Yatırımcı ise tutacak. Hı hı. Tren tekrar yukarıya doğru yokuş çıkıyor. Vagonun içinde kalacak, bekleyecek bakalım bir sonraki istasyon nerede olacak.
tren hangi istasyonda duracak? Göründüğü kadarıyla 17'nin üstü biraz dolu gibi gözüküyor geçmişten baktığın zaman. Yani dipler 16.62, 16.70-80 gibi. Onun üstünde 21'e kadar gitti, 21.43'e. Sonra bir anda boşaldı el freni. Araba uçurumdan aşağı gitti neredeyse 12'ye kadar. Şimdi yukarı yönde tabii bu yukarıda kalan hisseler satışa gelir maliyetine kaçmak için bir sürü yatırımcı. Onun için de 17'nin üzerinde yavaş yavaş satıcı kütlesi daha da fazlalaşır gibime geliyor grafiğe bakıldığında. Geçelim. Geçelim hocam. Sorulan birçok hisse var. Özellikle bugün bankalar soruluyor. Geçtiğimiz hafta bankaları çok konuştuk. Bugün Halkbank var yalnızca banka olarak. Onu söyleyeyim ama sorduğunuz bazı hisseler bugün listede var. Şimdi Anadolu Efes'i konuşacağız hocam. Gitmiyorlar yani, gitmiyorlar kardeşim. Yani ya, bakıyoruz ama aynı fiyatta. Doğru söylüyorsunuz. Eksize kapatıyor. Ne yapayım o bankayı o zaman? Yani niye millet oraya para yatırsın ki, para kaybetmek için? Yani gün içinde bile endekste de yeni bir moda oluştu. Sabahın köründe hop yukarı. Artıda açılıyor, sonra mayı 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 geriye doğru sarıyor. Ondan sonra bir daha yukarı hamle. Sonra gene mayı 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 aşağıya. Öyle kapatıyor yani. Ve burada ancak trade edenler bir şeyler kazanabilir. Yatırımcı maalesef öyle bakınıp duruyor. Büyük kağıtlardaysa. Hı-hı. Ufak kağıtlarda bir sürü iş oluyor. Evet. Yani 26 lirayla 16 lira arasında, burası da yatayda Anadolu Efes. Çok yukarılardan geldi. 26 civarında majör iki tane tepe oluştu. Ara tepe burada 19.78, yani nerede? Biraz daha altında diyelim, 19. 19'da 16 arasında 3 liralık bir yer var. Burası 20 günlük ortalamanın verdiği dirence bile karşı gelememiş gibi gözüküyor. Altına doğru sarktı. 16'ya doğru geliyor. 16'nın altına giderse o zaman satış hızlanır. 16'nın altına gidiş 15-15.5 yaptı. Oradan döndü yukarıya gitti. Tuzak olur. Ama yola devam ederse o zaman 13'e kadar gitme ihtimali doğar. 3 lira kadar daha 16'nın altına gitme ihtimali doğabilir satışlar güçlenirse. Evet, geçelim. Yani 19-16-50 günlük ortalama üstüne çıkmadıkça işler sakat. Araya bir tane de bundan koyayım dedim. Despek. Hı hı. Yatırımcı seviyor bunları, böyle hızlı gidip gelenleri. Şu an bir de teknoloji artık hisseleri zamanı hocam, biliyorsunuz. Kazanıyor mu, tokatlanıyor mu, para mı kazanıyor, zengin mi oluyor bilmiyorum. Ama çok hızlı gidiyor geliyor. İnşallah ters tarafta kalmıyorlar. Yani 6.97'den 3 liraya krediyle indin mi bitti. Hesap sıfırlar kendisini. Öyle bir yer. Hızlı gidip geliyor. Krediyle bir kere oynamayacaksın. Beyaz krediyle iş yapacaksan o zaman kısa vadeli iş yapıyorsun demektir. Çünkü uzun vadeli kredili mal tutmak biraz saçma olur. Kendi paranla tutarsın da kısa vadede krediye girilir çıkılır. Yani o kısa vadeli hızlı hareketten başkasının parasıyla yararlanmak, başkasının parasını kullanarak yararlanmak için kredi alınır. burada destek 5.22'de, 20 günlük ortalamada 5.79, 73.79, demek ki biz 5.75 diyelim. Orada da satıcı geliyor. 5.75'in üzerine yukarı yöndeki hareket 6.5-7'ye doğru, eski tepeye doğru götürürler mi? Yani burada bir grup var herhalde veya birileri var. Harekete götürebilirler, sebep olabilirler. 5.22'nin altı o zaman 5 lira civarındaki 50 günlük ortalamanın test edilmesine sebep olur. 50 günlüğün altına gidiş sıkıntı olur. Demek ki yukarıda malı verdiler, çok daha aşağı sürükleyip yatırımcıdan malları daha düşük fiyattan geri alıyorlar demek anlamına gelebilir. Geçelim. Geçelim, Despek konuşacağız. Bu arada Migros, Şok, Tekfen, bunlar çok sorulmuş. Geçtiğimiz hafta baktık aslında Migros grafiklerine. Devam ediyor. Hı-hı. 35'e kadar gidebilir yani eski tepeye. 40'ın hı-hı orada da tepesi var. Ama Migros son direnci de geçti. Evet, trend geçti. Yukarıya görünüyor Migros'ta hala. Bugün onu zaten konuştuk.
Konuştuk geçtiğimiz hafta. Evet evet, geçtiğimiz hafta Şok, Migros baktık. Evet. Sürekli tekrar olmasın diye aslında ne soruluyorsa onları koymaya çalışıyoruz. Biraz da benim de ricam var tabii, YouTube yayınlarında tekrarlarını izleyelim, kaçırmayalım Tekfen'de. Bandit tabii, sözümüz vardı tabii. Tabii biliyor musun? Twitter'da da öyle. Yani bir yere gidip aramak falan filan yok. Hemen soruyu sor, cart diye cevap gelsin. Yani hoca hemen arasın, hop diye cevabı bulsun, sana grafik atsın. Öyle bir iş yok. Biraz önce arayacaksın. Bulamazsan bakacaksın olaya. O işin kolaycılığında herkes. Geçelim. Geçelim hocam. Bir sonraki grafiğimizi konuşalım. Yani merak etmeyin, mümkün mertebe sorduğunuz her isteği not almaya çalışıyorum. Evet, Despe'ye de geçelim istiyorsanız hocam, değil mi? Burada parayı kazandık, geçelim. Geçelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. O zaman tava bakacağız şimdi. Yönetici devamlı önümüze sürdüğüne göre burada bir tüyo var diye düşünüyor herhalde. Yok yok, orada iş tamam. Hadi bakalım. Evet, burada ne var? Tav. Sıkıntılı. Yani Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav, Mav falan, bunlar bu koronadan fazla etkilendiler doğal olarak. Burası biraz sıkıntılı. 17-17 son dip. Oradan aşağı sarkarsa o zaman 17'nin altına da gidebilir. 15 civarında bir destek var ama yukarı tarafta dirençler 50 günlük ortalama 18-72 bekliyor. Orası geçilirse 20-26 var. Tepe bekliyor. Hı hı. 23'e geldi. 23 biraz fazla geldi. Yani gelmesiyle dönmesi bir oldu. Anında 180 derece dönüş yaptı. Hop bir dakika ya, nereye gidiyorum ben dercesine. Keşke böyle dipleri dönüşleri diplerde de yapabilseler. Tepede böyle çok hızlı dönüyorlar. Diplerde uzun sürüyor. Gidiyor, geliyor, bir şeyler oluyor. Evet, sanıyorum ki hocamızın yayında bir sıkıntı oldu. Biz hocamızı tekrar bağlamaya çalışıyoruz. Sizin sorduğunuz birçok hisse var. Ben birazcık onlardan bahsedeyim. Sırada Halkbank var. Güneş Sigorta çok sorulanlar arasında görüyorum şu an. Güneş Sigorta, Odaş, Türk Telekom yine aynı şekilde. İpek ve Teknosa'yı çok soruyorsunuz. Bunların hepsi listede. Arçelik, Tofaş, Coca-Cola, Mavi var, Katmerciler, Yunsa, Uluğun, Diriliş Tekside kadar birçok hissemiz var bugün listemizde. Bir taraftan şimdi hocamızı tekrar bağlamaya çalışıyoruz efendim. Bağladığımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, onun haricinde endekse de baktığımızda an itibariyle programa başladığımızda %0,30'luk bir prim vardı. 98 bin seviyelerinde seyrediyoruz. Bununla birlikte dolar da 7,07 bandında. Bir taraftan hocamız hazır olduğunda da tekrar sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yönetmenimden de rica ediyorum, eğer hocamız hazırsa tekrar yayına verelim. Evet, o zaman ben sizden gelen istekleri de bir taraftan dinleyeyim. Tukaş çok soruluyor. Bu hafta listeye alacağız Tukaş'ı. Onun haricinde Coca-Cola çok soruluyor. Coca-Cola bugün listemizde var. Eğer vaktimiz yeterse Coca-Cola'ya bakacağız. Pegasus yine sorulanlardan. Pegasus'a geçtiğimiz hafta çok bakmıştık. Bugün listemizde Türk Hava Yolları var. Onun haricinde bir bakalım başka. Soda soruldu. Bir önceki hafta konuşmuştuk sodayı. Çarşamba ya da cuma için o zaman sodayı da alalım. Yorumlarınıza bakıyorum bir taraftan. Ege'ni geçtiğimiz haftalarda Ege'ni tekrar konuştuk. Ege'ni de bu çarşamba ya da cuma için listemize alalım efendim. Evet, bir taraftan biz bağlantımızı da hazırlamaya çalışıyoruz. O zaman tekrardan biz fiyatlamaları bir rica edelim sevgili yönetmenimizden. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Evet hocamız hazır, kaldığımız yerden biz devam ediyoruz. Bandwidth sözümüz var. Avot sorulmuş. Bakmamıştık uzun zamandır. Avot'la konuşabiliriz. Zoren hocam siz yokken burada ben hisse yağmuruna tutuldum. Hepsini yazdım, not aldım. Bu hafta yoğun geçecek hakikaten. Biz Halkbank'ta kalmıştık.
Evet, onu bunu alıyoruz, satıyoruz falan filan derken motor hızlandı ya. Error verdi diyorsunuz. Evet, radyatör galiba gitti gümbürtüye. Onu su doldurmak lazım, motoru soğutmak lazım. Hocam bu arada yaklaşık 15-16 hissemiz, yönetmenim de okey verirse eğer 10 dakikamız var. Bilmiyorum, 30 saniyede bir grafik bakmamız gerekiyor. Bir roketleyeceğiz galiba. 200 kilometreye takım vitesi, 5. vitesteyiz. O zaman hocam elinize sağlık diyelim. Evet, Halkbank güzel bir çıkış yaşadı. 50 günlük ortalamada şimdi biraz tabii sıkıntı var. 5.46, oradan destek 50 günlük 5.40'da. Orası gitse bile 5.20'den artık 20 günlük ortalama yukarıya dönüyor gibi. 5.27'nin geçilmesi burada olumlu bir hareket. Demek ki 5.30'un oralarda falan bir destek gelebilir. 50 günlük ortalamanın üzerine çıkarsa 6'ya doğru, 5.5-6'ya doğru bir yol hareketi veya bir hareketlenme yaşanabilir diye düşünüyorum. Volümle kalktı, işlemle kalktı. Biraz değişik bir durum. İnşallah ötekileri peşinden sürükler. Geçelim. Geçelim o zaman, hemen Güneş Sigorta'ya bakalım. Evet, Kardemir'de Cuma günü konuşmuştuk. Valla Güzgar'a iki tane tepe oluştu. 3.37, 3.32, bunlar geçilemezse aşağı yönde tekrar 3 civarı da denenebilir. 3'ün altında 2.85 var. Destek nerede? 2.83, 20 günlük ortalamada. Oraya doğru sarkabilir. 3.37, 3.32... İki tane tepe orada satıcının geldiğini gösteriyor. İkili tepe demek istemiyorum. Çünkü ortalamaların altına daha gidemedi. Ama iyi çıkış yaşadı. Çanağı tamamladı. Çanağı geçti. Muhtemelen 3'te satanlar 3.08'de onları stoplattılar zararını. Şimdi geri veriyor. Kırmızıda destek var. 2.83. Onun altına sarkarsa 2.60 civarında 50 günlük ortalama var destek olarak. Uzun vade iyi. Geçelim. Geçelim hocam, çok kısa hemen bir yanıt vermiş olayım değerli izleyenlere. DAX'ı sormuşlar. 10.800 seviyesinde DAX, çünkü %1 düştü, çok önemli seviyelerin altına sarktık mı acaba diye. Şimdi şöyle söyleyeyim, 20 ve 50'nin hemen hemen üzerinde seyrediyor hala. 20'nin zaten 10.500'lerden geçiyor, 10.600'lerden geçiyor DAX. 20-21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, birazcık 50-50'nin altını zorluyor diyelim. O yüzden 20-21 daha aşağıya kırılmadı DAX'ta. Onu da ben hemen eklemiş olayım. Bir de size de ileteyim hocam, DAX ve Dow Jones çok soruluyor. İsterseniz bu hafta eğer grafikler sizin için de uygunsa biraz yurt dışı piyasalara bakarız, da bakabiliriz. Oraya. Tamam. O zaman ODAŞ'la evet, devam ediyoruz. Ben de çok hızlandım. Evet, çarşamba falan bakarız. ODAŞ'a bakıyoruz şimdi hocam. ODAŞ uzun vadeli gösterdim. Haftalık bir göz gereği geçtik. 4.31'den geliyor. Burada 2.02 ve 0.78 arası bir çanak tamamlanmış. Biraz geçer gibi yaptı. Aşağı geldi. Şimdi sağ tarafta belki kup yapıyor gibi düşünebilir. İki divarında direnç var. Aşağı tarafta 1.50-1.60 aralığında da 20 ve 50 günlük haftalık ortalamalar var. Çünkü grafik haftalık. Yani burası yukarı yönde katlayabilirse 2.90 gelecekte görülebilir, 2.91'deki tepe. Daha uzun vadeli 4.30 o biraz zorlu olur yani. O kolay kolay oraya hemen gitmez yani. Hı hı. Ama bir sonraki hamle yani 1 ile 2 arası, oradaki fincan kendini yukarıya katlayabilirse zaman içinde 2.91 ve orası geçilebilir. Haftalık grafik zaman alır. Aşağıda görüyorsunuz 2018'den beri devam eden düşüş neredeyse 1,5-2 sene sürmüş. Evet. 2019'un sonunda başlıyor yukarı doğru tırmanmaya. Geçelim. Geçelim. Sırada Türk Telekom var. Millet çok hızlı çıkışlar falan bekliyor ama öyle kolay değil. TT.com sanki aşağı döner gibi oldu. Yani ortalamaların altına verdiler. 7'nin altına. Bugün biraz toparlıyor gibiydi ama bilmiyorum ne oluyor. Yani burada 7'nin üzerine çıkıp orada kapanış yapamazsa sıkıntı devam eder. 6.75'teki desteğe doğru sarkabilir. Yukarı yönde 50 günlük ortalama olan 7.06'nın üzerinde kalması şart. Devam etmesi için trendin. Yoksa 6.75 desteği orası tutmazsa 6.45'teki destekler denenebilir zaman içinde. Geçelim. Geçelim hocam. PRK var. Prizm kablo. Türk Hava Yolları burada da destek kırmızıda. Kırmızı nerede? 10.36'da. 50 günlük 10.60'da. Direnç. Yani orada da destek var. Onun üzerine tutunmaya çalışıyor ama aşağı kayarsa 10.36'ya bakmak lazım. Onun altı sıkıntılı olur. Orası kayar. Ama yukarı yönde 10.60'da tutunabilirse
1060'ın üzerinde. O zaman 10.93 ve 11.28. Normalleşmeyle beraber bakalım ne kadar toparlanacak Türk Hava Yolları, kendine gelecek. Yukarı yönde 11.28 geçilirse 12.22'deki direnç yoklanır. Oradaki tepe yoklanır. 13'ün üstü biraz zor gibi kısa vadede. Geçelim. Evet, geçelim. Soranlar için hemen zaman söyleyeyim. Yani. 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalar kullanıyor Ahmet Hoca. Üstsel. 20, 50, 8 üstsel. Evet, üstsel. 8 yani 20, 50 bunlar günlük grafikse günlük üstsel hareketli ortalamalar. PR Cup, Siemens eski Pirelli kablo. Destek burada 50 günlük ortalamada 3.37'de. 20 günlük 3.51'de. Orada tutunmaya çalışıyor. Kayarsa 3.37'ye. 3.37'nin altı sıkıntılı. Yukarı tarafta direnç var 4 lira civarında. Burada biraz zaman geçirebilir gibi görünüyor. 50 günlük ortalamaya gelirse de orada da trend bozulmuş olmaz. 50'nin altı sıkıntı yaratır. Geçelim. Yukarı tarafta 4 ve 4.5'un üstü var hedef olarak. Ve Alkim hocam. Alkim bölündü. Bugün de bayağı yukarıdaydı. Ben en son tavan bıraktım ama. Tavan olmuş 14.49. Koptu bölünme sonrası 10.66 geçildi. Oradan 3. tavan oluyor. Yukarı yukarı giderek. Kağıt az, lotlar az. Uzun zamandır birileri topladıysa yukarıya doğru çok rahatlıkla hisseyi götürebilirler. Arkasında hikayesi de varsa şirket de boş değil. İyi o zaman yukarıya doğru hareket devam edebilir. Ters yüz olma gününe dikkat etmek lazım. Bazen böyle götürüp götürüp tavan sonra taban yapıyorlar. Orada iş bitiyor zaten. Evet. Yatırımcı sattı sattı orada. Kârını aldı aldı. Yakalanmamak lazım. Geçelim. İpek Enerji. İşte böyle 15-15'e götür. Orada kuyruklu yıldız. Tek mum. Arkasından simsiyah bir mum. 8 günlük ortalama. Yani 5.59'dan 15'e %300 yukarı gitti. Kağıt. Burada destek nerede? 11'in üzerinde. Normal şartlarda destek 11.66'daki 20 günlük ortalamada. 11.84 de var orada dip. Demek ki 11.70, 11.84 dibin olduğu yer. Onun altına kayarsa o zaman 50 günlük ortalama 10-20 civarı denenebilir. Ama bence 20 günlük ortalamada zıplar yani oraya gelirse. Oradan bir 15'e doğru gitmez belki ama 13-14 civarına bir gider. Aşağı bir daha gelir. Yani orada bir konsolidasyon süreci geçirir. Asansörden inenler binenler olduğu gibi. Geçelim. Geçelim. O zaman biz sırada Teknosa var. Teknosa'ya bakalım hocam. Pardon. Teknosa 3 liradan koptu gitti 13.40'a. Biraz spekülasyon falan filan. Oradan bir verdiler. 3.56. 3.56'dan tekrar toparlandı. 8.16 direnç var. 6.65. 6.65'i geç. Orası biraz diple şeyle beraber 6.91'de esas destek 20 günlükte ama 6.63 50 günlük destek var şey olarak 6.65'te de dip var. İkisi bir arada kombine. Demek ki 6.65 civarı sıkı. Onun altına inerse işler kötüye gider. O zaman satış hızlanır. Ama yukarı tarafta 8.16 geçildiğinde kağıdın tekrar 10 liraya doğru gitme ihtimali var mı? Vallahi isterlerse götürürler yani. Burada ufak bir harekette gene böyle bir yukarı yönde potansiyel taşıyabiliyor. Yani arkasında satılma matılma hikayesi de uydururlarsa bir şeyler olursa o zaman kağıda hurra diye herkes dalıyor. Bütün yatırımcı kilitleniyor. Öyle bir yani hareketi yatırımcıyı öyle sokuyorlar kağıtlara. O şekilde yani kağıtlara koşturtuyorlar milleti. Kelebekler öyle uçuşuyor geliyor ışığa. Geçelim. Geçelim hocam. Şimdi sırada Arçelik var. Bir de yönetmenimden rica edeceğim. Sonrasında Coca-Cola'yı da verebilirsek sözümüz vardı. 16.75 direnç. Bugün 15'e doğru verdiler falan filan. Burada sıkıntı biraz arttı. 50 günlük ortalama 16 geçilip onun üzerinde kalmadığı sürece bu kağıt burada işler uzar. Yani 16 bence üzerinde kalırsa ne ala. Kalamazsa sürüklenme devam eder. 15.01 veya ileride satışlar güçlenirse biraz daha aşağıda sarkabilir. Geçelim. Geçelim. Kapanışı Coca-Cola'yla yapalım hocam. Birçok grafik kaldı ama siz yine zaten Twitter adresinizden paylaşıyorsunuz. Coca-Cola 39-34'te direnç var. Ondan önce de 37-83'te 50 günlük direnç var. 32-50'den yukarıya doğru pek fazla tepemedi. 20 bin puanlık endeks çıkışına 7 lira bana göre az.
Yani yukarı tarafta şimdi 39-34'ten gelen satışlar, ortalama burada tutamazsa 35-16 var. 35-16'nın altı, o zaman 32,5 hedefe tekrar girer gibi geliyor bana. 50 günlüğün üzerinde tutunabilirse ne hala. Ve böylelikle de hocam gerçekten çok yorduk sizi. Böyle değil mi? Defol attım diyorsunuz hızlı. Birçok grafik kaldı. Gittik. Ağzınıza sağlık hocam. Bakarız. Ama olsun, siz zaten Twitter'dan paylaşıyorsunuz. Hep biz değil değil mi? Biraz evet, izleyenler bir de, çalışsın. Bir de unlar var yani. Petun, ulu un falan filan. Bunlar yani bir ülkede bayağı bir buğday sıkıntısı falan var herhalde. Un, ekmek falan mı var? Ne oluyor? Uçuşlar gitmişler. Grafikler vardı ama atamadık. Atamadık. Twitter'dan artık atabilirsiniz sanıyorum. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çarşamba günü görüşürüz hocam. Ve efendim böylelikle borsa tekniği de noktalamış olalım. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi yatırım dünyasıyla sevgili Murat Tufan sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.